Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Burak. Bu videoda sizlerle birlikte Maker'la yeni adım atmış kişilerin kafasında soru işareti bırakan lehimlemeye değineceğiz. Bundan 7 sene önce ben de Maker'la ilk adım attığımda kendime bir tane kalem havya edinmiştim. Bu havyayı yanlış kullanımdan dolayı çok kısa süre içerisinde bozup ıı, yenisini almam gerekti. 7 yıl içerisinde ondan fazla havya değiştirdim. Son olarak aldığım havya ise istasyonlu bir havyaydı. O havyayı da bu videoyu hazırlarken fark ettiğim bir maddeyi yaparak o havyanın da aslında biraz zarar görmesine sebep oldum. Yani aradan 7 yıl geçse de bazen unutup yanlış şeyler yapabiliyorsunuz. Bu hem işinizin hem de kullandığınız malzemenin ömrünü etkiliyor. Aslında ben de bu videoda buna değinmek istiyorum. Burada 5 maddede nasıl güzel bir şekilde lehim yapabiliriz bunu göstereceğim. Ardından ise havya kullanımında ve lehimlemede yapılan hataları sizlere söyleyeceğim ve burada tek tek bunları test edeceğiz. E tabi bunları test ederken Robotistan'da ne kadar lehimleme ile ilgili malzeme varsa onların da hepsini şöyle aldım getirdim. Bakın gördüğünüz gibi burada bayağı bir ürün var kutu kutu. Küçük ürünler de var. Bunların yanında tabii benim sürekli kullandığım lehimleme yaparken malzemelerim var. Burada işte haviyeteli olsun, fırçası olsun, yan keskisi falan. Bunları da kullanacağım. Ekstra olarak burada da bir tane mengenem var. Yani bunların hepsini video içerisinde kullanacağız. Ben şöyle bir önden size göstermek istedim. Bunları kullanarak videoda dediğim gibi sizlere lehimlemenin püf noktalarından bahsedeceğim. Bu adımda sizlere lehimleme yaparken dikkat etmeniz gereken güvenlik önlemlerinden bahsedeceğim. Bunlardan ilki lehim telimizin içinde bulunan flaksın buharlaşması sonucu ortaya çıkan duman. Çoğumuz lehim yaparken aslında bu dumanı soluyoruz ve bu gerçekten oldukça zararlı. Yani bu dumandan etkilenip rahatsız olan birçok insan duydum ben de. Ve bunun önüne geçmek aslında oldukça basit. Önünde bir tane filtre var, içerisinde güçlü bir fanı var ve bir tane de adaptörü var. Şimdi adaptörü fişe takıyorum. Ve arka taraftaki çalıştırma butonuna basıyorum. Bakın, butona bastığım anda buradan havayı alıp, buradan vermeye başlıyor. Şimdi bunu size şöyle bir göstereyim. Lehimi biraz pastaya batıracağım. Bakın gördüğünüz gibi çıkan zararlı dumanı anında emiyor. Yani şöyle uzak bir mesafede bununla bile çalıştığınızda yine de çıkan dumanı emecektir. Bu sizin sağlığınız için en önemli kriter. O yüzden lehim yaparken hem havalandırılmış bir ortam olmasına hem de böyle bir duman emicinizin olmasına dikkat edin. Diğer bir dikkat etmemiz gereken konu ise ellerimiz. Lehimleme yaparken tuttuğumuz havyanın ucundaki sıcaklık 320 derece civarında olacak. Ve biz de lehimleyeceğimiz komponentleri bazen desteklememiz ve tutmamız gerekebilir. Tabi bu durumlarda elimizi asla kullanmayacağız. Yine de elinizi kullanacağınız durumlar varsa burada da eldiven takmanızı tavsiye ederim. Fakat bizim burada şöyle bir çözümümüz var. Gördüğünüz gibi arka tarafında koruma var. Ben bu cımbızı lehimleme yaparken lehimleyeceğim elemanı PCB'nin üzerinde tutmak için kullanıyorum. Eleman ısındığında elimi yakmıyor. Acemilik zamanlarımda çok fazla yakmıştım ellerimi. O yüzden bunu kullan çok seviyorum. Siz de atölyenizde mutlaka bundan bir tane bulundurun. Bir diğer önlemimiz ise aslında masamızın güvenliği için. Burada önümde bir adet A5 matımız var. Bu matlar hem kesmeye hem de bu tür sıcaklıklara oldukça dayanıklı. Bunun çeşit çeşit boyları var. Bu tür ufak bir yerde kullanmak için A5 tercih edebilirsiniz. Veya A3 boyutunu da masanızın üzerini kaplayacak şekilde de kullanabilirsiniz. Biz burada lehim yaptığımızda olur da masanın üzerine bıraktık veya herhangi bir şekilde lehim eriyip aşağı aktığında masamıza zarar vermemesi için bu tür şeyleri de kullanıyoruz. Şimdi ilk maddemiz sıcaklık. Havya ile lehimimizi eritirken belli bir sıcaklığa ulaşmamız gerekiyor ki lehim bizim istediğimiz gibi eriyebilsin. Tabi bu sıcaklığın altına düşersek soğuk lehim dediğimiz bir olay yaşanır ki bunu istemeyiz. Veya çok üstüne çıkarsak da lehim yaptığımız yatağın veya komponentin zarar görmesine sebep olabiliriz. Bu yüzden de belli iki sıcaklığın arasında sabit kalmamız gerekiyor. Bu sıcaklık kullandığınız komponente veya kullandığınız lehim teline göre değişebilir. Özellikle hassas bir komponent kullanıyorsanız Data sheetindeki önerilen lehimleme sıcaklarına göz atmayı unutmayın. Şimdi üç farklı havya getireceğim ve bu üç farklı havayla bizim lehim telimiz ve komponentlerimiz için gereken sıcaklığı ayarlayıp işlemimize başlayacağız. İlk havyamız şu şekilde. Bu da Marslog'un bir istasyonlu havyası. Hem fiyat hem performans ürünü. Bunun da linklerini ve videoda kullandığım tüm ürünlerin linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz de oradan satın alabilirsiniz. Şimdi önce bu havya başlıyoruz. Şimdi ilk havyamızı açtık. Şöyle uç kısmındaki korumayı da çıkartıyorum. Şunu takmayı unutmuşuz sadece yerine. Bu da şöyle yerine giriyor zaten. Şimdi ikinci havyamıza geçiyoruz. Aslında bu bir havya değil. Bir havya seti. Robustan'ı takip eden makerların bildiği bir set olması gerek. Şöyle göstereyim. Buradaki set aslında bir maker'ın başlangıçta lehim yapması için gereken her şeyi barındırıyor. Biz içerisindeki havyayı çıkaralım hemen şöyle. Bakın içerisinde bir adet böyle bir havya var, kalem havya. Benim de videonun başında bahsettiğim ilk zaman kullandığım havyanın birebir aynısı zaten bu da. Onun yanında bir tane standımız var. Bu standı da açacağız şimdi. Daha sonra bir tane lehim pompası var. Bunların kullanımından bahsedeceğim daha sonra. Şöyle bir lehim telimiz var. Bunu kullanması oldukça basit. Şöyle kapağını açalım. Böyle istediğiniz kadar çekip çekip kullanabiliyorsunuz. Böyle bir lehim teli var ve bir adet de yan keski var. Yani bu setin içerisindeki eşyalarla aslında siz de hem uygun fiyatlı hem de güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Şimdi de son havyamıza geldik. Aslında bu da bir kalem havya fakat bunun bayağı bir özelliği var diğerlerine kıyasla. Hem akıllı havya da diyebiliriz aslında buna. Oldukça popüler bir havya. Yani ben de bundan almak istiyordum. Belki bu videodan sonra ben de bundan satın alabilirim kendime. Üzerinde anlık olarak ısıyı görebilirsiniz. Bu arada bakın böyle bir duman çıkıyor şu an ama bu havyayı yeni aldığımız için ilk taktığınızda böyle üzerinden duman çıkması normal. Çünkü fabrikada bunların üzerine belli bir solüsyon sürüyorlar o duman çıkara durursun. Herhangi bir problem değil. Yani sizde de ilk çıkardığında şaşırmayın. Biz TS100 ile devam edelim. Ee, dediğim gibi bu da çok akıllı bir havya. Zaten özelliklerini de video içerisinde bahsedeceğim. Hemen bunu da açalım. İşlemimiz tamam. ts artık kullanıma hazır. Tek yapmamız gereken şu arka tarafında bulunan yerden 12 voltluk bir bilgisayar adaptörüyle beslememiz. Daha sonra da çalışacak. Şimdi ben bunun adaptörünü hemen alıp geliyorum. Nasıl çalıştığını birlikte göz atalım. Şimdi adaptörümü aldım. Şöyle bir iki buçukluk jack girişi var. Şöyle takıyorum. Bakın takar takmaz zaten üzerinde ışığı yandı. Şuradan A butonuna basın diyor. Bastım. Bakın 25 120 200 çok hızlı bir şekilde 300 320 derece bakın 300 derece şu an sabitledi. Şimdi bu havyamız da hazır. Bunu koyabileceğiniz bir standı gelmiyor. O yüzden bir stand almanız lazım. Ben de onun yerine şöyle hem birazdan kullanacağımız hem de metal bir tutacağı olan havyucu temizleyiciyi kullanacağım. Böyle bunun yanına bunu bu şekilde koymam yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi 3 avyamızı da açtık. Şimdi bunların başında bahsettiğimiz ısı ayarlarını yapalım. Ben 320-330 derecelerde çalışacağım. Hatta şöyle de size göstereyim. Şu an 90 derecede şöyle arttırıyorum. 100, 200, şöyle 320 dereceye bunu aldım. Bekliyorum büyük ihtimalle şimdi ne kadar ısıda olduğunu gösterecektir. Aynen şu an 100, 120, 130 çok hızlı bir şekilde artıyor. Ve bu kendi kendine ısınacaktır. 300 dereceye gelecektir ve orada duracak zaten. Şimdi de TS 100'e geçelim. Bak burada 300 derecede şu an TS yüzümüz ısınmış. Şu 320'ye getirelim ve bekleyelim biraz. Gördüğünüz gibi 300 dereceden şimdi 320 dereceye çıktı ve sabit bir şekilde duruyor. Bunu da 320 dereceye ayarladığımıza göre ilk adımımızı tamamladık. Şimdi ikinci adıma geçelim. İkinci adımımız sabitleme. Şimdi sabitleme lehimle gerçekten çok önemli. Çünkü lehim yaparken, az önce de yaptığımız üzere 220 derecelik bir sıcaklıkta çalışıyoruz ve böyle elimizde veya masamızın üzerinde bu lehimi gerçekleştiremeyiz. O yüzden burada üçüncü el dediğimiz yardımcılara ihtiyacımız var. Ben de şimdi size lehimlemede kullanacağınız farklı yardımcılardan bahsedeceğim. Bir tanesi. Şu şekilde benim sıkça kullandığım çok güzel PCB tutabilen ve kullanması rahat olan bir adet tutacak. Bunun üzerinde PCB'lerinizi bu şekilde lehimleyebilirsiniz. Projelerinizi burada gerçekleştirebilirsiniz. Bunun diğer ikincisi ise şöyle bir ürün. Yine bu da yardımcı el. Üzerinde bir tane büyüteci var ve iki tane de kolu var. Bunu da hemen açıp size göstereyim. Şöyle bunu da kenara alayım bu da böyle. Üzerinde bir tane büyüteci var. iki tane de şöyle küçük kol var. Bu kollara istediğiniz devrenizi koyup hatta biz bunu çıkarıp şuraya takalım. Bu şekilde üzerinde lehimleme yapabilirsiniz. Aynı zamanda da buradan büyütecinden e, lehimlerinizi daha yakından görme imkanınız da var. Şimdi biz kullanacağımız yardımcı kola geçelim. Video boyunca biz bunun üzerinde lehimlerimizi yapacağız. Üçüncü adımız aslında havya ucunun sağlığı ile ilgili. Burada biz lehimleme yaparken havyonun ucunu kullanıyoruz ve bu uç dediğim gibi 320 derecelere kadar çıkabiliyor. Ve herhangi bir metal bunun gibi yüksek sıcaklıklarda çok daha hızlı bir şekilde oksitlenebiliyor. Bu yüzden havyamızın ucunu olabildiğince temiz tutmamız lazım. Her lehim kullandığımızda ve işimiz bittiğinde havyamızın ucunun temiz olduğuna dikkat etmeliyiz. Bu şekilde havyamızın ucu daha uzun ömürlü bir şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda bu oksitlenmeyi önlemek ve ısı aktarımını kolaylaştırması açısından kullanacağımız lehim tellerinin içerisinde az bir miktarda pasta bulunur. Yani daha doğrusu bu yuvarlak şeklindeki tellerin iç kısmında bir kısım pasta bulunur. Hatta havyanızın üzerine baktığınızda burada içerisindeki flaks oranını da görebilirsiniz. %2,5'müş bizim kullanacağımız lehim telinde. Şimdi burada size teknik anlatmayacağım. Sadece e, havyanın ucunu göstermek açısından e, ufak bir lehimleme gerçekleştireceğiz sizinle birlikte. Bakın lehimlemeyi gerçekleştirdim. Havyanın ucunda bir parça lehim kaldı. Bunu nasıl temizleyeceğim? Hemen onu size göstereyim. Şu şekilde bir telimiz var. Bu telin içerisine böyle birkaç defa bunu batırdığımızda, böyle içerisine gezdirdiğimizde ucundaki fazla lehimimiz gitmiş olacak. Bu telin içine bulaşmış olacaktır. Bu işlemi de yaptıktan sonra az önce ıslattığımız süngere geçiyoruz. Bu süngerin de üzerine şu şekilde çevirerek ucumuzu değdirmemiz yeterli. Zaten bu işlem sırasında ucundaki lehimin azaldığını göreceksiniz. Şimdi baktığımızda havyamızın ucu tertemiz görünüyor. Ve üzerinde hiçbir şekilde lehimizi kalmamış. Bu havya ile işimizi tamamladık. Şimdi de 4 numaralı adımımıza geldik. Artık bu adımda bundan önceki adımların hepsinde öğrendiğimiz şeyleri birleştireceğiz. Özellikle sıfırıncı adımda öğrendiğimiz güvenliği de göz önünde bulundurarak lehim işlemimize artık başlayacağız. Bundan önceki her şey lehimi yapmadan önce ve lehimi yaparken dikkat etmemiz gereken şeylerdi. Şimdi ise artık lehimlemenin püf noktalarına başlıyoruz. Burada size lehimlemenin nasıl yapıldığını gösterirken şöyle bir kit kullanacağım. Bu gördüğünüz kit Robotsa'nın ilk devrem kiti. İlk defa lehim yapacak kişilerin bu kitten birkaç kere kullanıp lehimleme yeteneklerini geliştirmesini öneririm. Şöyle içerisinden lehimlemeniz için gereken her şey çıkıyor zaten. Şimdi önce ledlerle başlamak istiyorum. Şuradaki fotoğrafa bakarak düzenlemesini yapacağım. Şöyle ledlerin uzun bacağı dış kısma denk gelecek şekilde yerine yerleştiriyorum. Komponentlerimizi büktük. Şimdi artık bunları lehimlemeye geçeceğiz havya ile lehimlemeye başlayacağım. Şimdi bunun için yapmam gereken püf noktaları sizlere söyleyeyim. İlk olarak yapmanız gereken havyamızın ucuna birazcık lehim bulaştırın. Bir parça lehimin eriyip havyanın ucuna bulaşmasını sağlıyorum. Bu bizim ısıyı daha hızlı aktarmamızı sağlayacak. Lehimde önemli kural doğru ısıyla çok kısa bir sürede lehimimizi yapabilmek. Biz de bunlara dikkat edeceğiz. Üzerindeki biraz önceki bulaştırdığımız lehimle beraber değdiriyorum. Ardından da lehim telimi bu ikisinin tam arasına denk getiriyorum. Zaten lehim telinin erimesiyle beraber oraya lehimimiz bulaşacaktır. Ve daha sonra bunu çekerken de önce lehim telinizi daha sonra da havyanızı çekmeniz gerekiyor. Ki bu şekilde havyeyi çektiğiniz zaman ısı azalıp lehim telinin tamamının oraya yapışmasını da önlemiş oluyorsunuz. Zaten hemen de soğuyacaktır. Lehiminiz gerçekleşmiş olacaktır. Şimdi istasyon havya ile bu işlemi gerçekleştirdik. Bir sonraki ledi de kalem havya tamamlayalım. Arkadaşlar bu arada az önce bu kalabalığın içinde size birçok ürün tanıtırken sıfırıncı adımda bahsettiğim bu ürünü çalıştırmayı unutmuşum. Lehimlemeyi yaparken çalıştıracağım. Bunu yapmaya özen gösterin. Şimdi kalem avyamı yine elime alıyorum. Aynı şeyleri yapacağım. Ucuna birazcık lehim bulaştırıyorum. Daha sonra bunu lehim yapacağım pedime tutuyorum. Ve hemen birazcık lehim bulaştırıyorum yanına. Gördüğünüz gibi hemen zaten oraya lehimimiz bulaştı. Aynı şekilde ikincisini de yapıyorum. Gördüğünüz gibi ikincisinde yaptığım ikinci lehimim de tamamlandı. Şimdi size bunu yaparken bir adımdan bahsetmek istiyorum. Şimdi diyelim ki buraya lehim yapıyorsunuz. Ve lehimi yaparken böyle bunun gibi çok fazla lehim bulaştırdığınız oluyor. Bakın hatta daha fazla bulaştırayım şöyle. Gördüğünüz gibi büyük bir lehim öbeği oluştu orada. Şimdi bunu nasıl önleyeceğimizi size göstereceğim. Bu tür durumlarda imdadımıza lehim pompası yetişiyor. Bu pompayı kullanması çok zevkli. Şimdi size nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Yukarıda bir adet mandalı var. Bunu bastırıp bıraktığınız zaman zaten kilitleniyor. Ve şuradaki tuşuna da bastığınız zaman ucundan vakumla hızlı bir şekilde çekiyor böyle içeri doğru. Biz de bunu lehimimizi bir taraftan kalem avyamızla eritirken bir taraftan da bu pompayı bu şekilde çalıştırıp fazla lehimi içine doğru çekmeye çalışacağız. Hemen şunu size gösteriyorum. Bu sırada yine konuşurken ben bunu kapatmıştım. Bunu açayım. İyice eridikten sonra bunu dibine sokup çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi orada hiçbir lehim kalmadı. Şöyle bastırdığımızda zaten bunun içindeki lehim fazla lehim de düşecektir yere. Bu şekilde pompayla hatta yanındaki diğerini de alalım şöyle göstereyim size. Bakın bu şekilde yaptığınız lehimi geri sökerken de kullanabilirsiniz. Fazla lehim yaptığınızda da fazlalık lehimi bu şekilde pompayla da alabilirsiniz. Aslında pompada bu tür durumlarda hayat kurtarıyor. Şimdi biz tekrardan lehimlerimizi yapalım. Bu arada TS100 e, beklerken kendini kendini düş güç moduna geçirmiş. E, basar basmaz üzerindeki tuşa şöyle kameraya heh, göstereyim. Bakın basar basmaz da hemen tekrardan bizim belirlediğimiz dereceye erişiyor hızlı bir şekilde ve lehimimize devam edebiliyoruz. Bu da enerji tasarrufu sağlıyor. Şimdi lehimimi tutuyorum. Yine ucuna birazcık lehim bulaştırıyorum. Bu şekilde bulaştırdıktan sonra ee, yine aynı prosedürleri uygulayarak lehimleme işlemimi gerçekleştiriyorum. Lehimlememiz başarılı görünüyor. Tabi yine burada video sırasında yaptığım ufak tefek hatalar olabilir. Yine siz de kendiniz boş bir pertanaks üzerinde bir şeyler lehimleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Ve bu sayede profesyonel bir şekilde lehim yapabilirsiniz. Şimdi ben ilk devremin kalan lehimlerini de tamamlayacağım. Ve ardından ise son olarak yapmamız gereken hatalara da değineceğiz. İlk devremizi gördüğünüz gibi lehimledik. Bakın bu şekilde butonlara bastığınızda karşısındaki ledleri yakan çok basit bir devre. Şimdi sizlerle birlikte yaptığımız lehimleri biraz daha yakından inceleyeceğiz. Bunun için ise şöyle bir ürün kullanacağım. Bu önümde gördüğünüz aslında bir nevi mikroskop. Bir elektronik mikroskop ve bunu telefonumuza bağlayıp yaptığımız lehimleri çok daha yakından inceleme şansı elde edeceğiz. Şimdi bunu buraya yerleştiriyorum ve üzerinden Wi-Fi sekmesine getiriyorum. Bu bir yandan Wi-Fi açılırken ben de telefonumdan bağlantıyı gerçekleştireceğim. Şimdi bağlantımı gerçekleştirdim. Şu an net bir şekilde PCB'mi telefonum üzerinden görüntüleyebiliyorum. Biz de bir yandan sizlerle birlikte kontrol edelim. Şimdi şöyle kaydırıyorum. Şurada lehimlerin bulunduğu alana getireceğim. Şöyle kenarda da tutayım. Aynen. Şu an net bir görüntü alabildim. Umarım güzel kayıt yapıyordur. Kayıtta da güzel bir şekilde çıkıyordur. Ben biraz üzerinde zaten lehim yaparken biraz ufak tefek hatalar bıraktım. Bu hataları da zaten size detayda göstermek istediğim için bıraktım. Bakın gördüğünüz gibi kesim yaparken de yan keskiyle etrafa doğru bazen lehimler taşabiliyor. Aynı zamanda lehim yaparken de sağa sola biraz fazla lehim taşırmışız. Ama yine de burada şöyle genel olarak bir baktığımızda herhangi bir kısa devre veya bir problem görünmüyor. Zaten bu önümde gördüğünüz mikroskobu aslında böyle kaba lehimler değil de SMD lehimlemeler yapan kişiler için özelleştirilmiş bir mikroskop. Ben burada yine de size yaptığımız lehimi daha yakından gösterdim. Bu videoda sizlerle birlikte bu önümde gördüğünüz lehimleme ürünlerini inceledik ve 5 adımda nasıl mükemmel bir şekilde lehim yapabileceğimizi öğrendik. Eğer siz de daha önce lehim yapmadıysanız bu 5 adımı uygulayarak güzel bir şekilde lehimlerinizi gerçekleştirebilirseniz Aynı zamanda burada kullandığımız tüm ürünler için Robotistan'da geçerli bir kampanya var. Bu videonun altında kullandığım tüm ürünlerin linkleri ekledim. Sizin de bu ürünlerden birine ihtiyacınız varsa bu kampanyadan yararlanmanızı öneririm. Böyle bir kalabalık masayla da artık videomuzun sonuna geldik. Videoda bahsettiğim adımlarla siz de evinizde bu ürünleri kullanarak güzel bir şekilde lehimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Yeni videolarda ve yeni projelerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın.